Sezonun son mücadelesinde Başakşehir Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. 65 puanla ligi 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Konyaspor'la birlikte ülkemizi Avrupa'nın 3. büyük kupasında temsil edecekler. Alanyaspor'da 64 puanla 5. sırada kaldı. Bir kez daha söyleyelim. Kayserispor, Sivasspor finali var. Zira Türkiye Kupası'nda kupayı kazanan takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Güvenç Hocam, sizinle birlikte başlayalım ama önce özel bir açıklamanız vardı. Onunla vardı başlayalım. Bizim bir açıkçadan Orhan Topaç kardeşimiz var, geliyor. Onun yeğenleri vardı. O da gelecekti, gelemedi. Şimdi Zeki ve Gökçe Durbakan çifti bugün akşam düğünleri vardı. Gidemedik. Onlara buradan tebrik ediyoruz. Ne diyelim, Allah mesut etsin. Bizim zamanımızda bir yastıkta kocasın falan derlerdi, değil mi? Hı-hı. Şimdi yastıklar değişti ama, değil mi Zeki? Tebrik ediyoruz. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Tabii sezonun son haftasına denk gelince sizi burada görmek lazım hocam. Ya şimdi biraz evvel maçı seyrederken Ceyhun'la güleceğim geliyor. Diyor ki berabere kalsa Alanya gidiyordu. Dedim ki Alanya amma kızmıştır Alanyalılar şimdi. Hakikaten yani ben de olsun. Ulan bir berabere kalamadınız mı? Şimdi bak maçı seyrediyorsun. Baktım şimdi kadroya baktım, biliyor musun? Şimdi eskiden ne yapıyordu bile? Eskiden derken şu son 8-10 maça baktığımız zaman Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas. Şimdi yani zayıf bir orta saha çıkıyordu. Bazen Siopis'i tek oynatıyordu. Gene Abdülkadir Ömür de Bakasetas. Şimdi bu baktım, hem Berat'ı da oynatmış. Diyordum ya bu Berat'ı niye oynatmaz? Yani iki tane koşan adam olsun en azından. Ya formsuz, ya ölüsü bile dedim bunun iyidir diyordum. Fakat bir baktım 3-0 olunca Allah Allah dedik, ne oluyor? Biraz evvel diyeceğim dedik ya Trabzon dedi berabere de kalabilirdi. Çok gol kaçırdı dedi. Ya şimdi tabii Trabzonspor'u kutluyorum. Bu maç içinde tabii Başakşehir'i kutlayalım. Öyle veya böyle lideri yeniyorsun. Hem de 3-1'lik bir skorla. Şimdi tabii Avrupa Kupası'na gideceksin. O arada tabii biraz şey de yapıyoruz. Yani espri de yapıyoruz. Yani hakikaten ben şimdi Alanya'lı olsam amma kızarım, biliyor musun? Trabzonspor'a. Tabii berabere kalsan gidiyorum. Şimdi diyorsun ki bak takıma baktı mı kafadan. Ulan mesela ben, şimdi Alanya'nın başkanıyım ben, hocasıyım. Aa iyi kadro çıkartmış aman, en kötü berabere kalır. Koşan bir orta saha, Siopis'te Berat, tamam mı? Falan Vakem oynuyor, oynuyor. Yani herkes var. Yani hocam zaten maçın ciddiyetinden bence Abdullah Hoca öyle bir kadro çıkarttı. Evet. Eğer yani Alanya Spor Başakşehir arasında öyle bir puan farkı olsa, Başakşehir geçen hafta konferans ligini garantilemiş olsaydı, bugün Trabzonspor hiçbirini oynatmayabilirdi. Evet. Ya tabii Hoca. Yani bir farklı şimdi, bir gençleri kullanabilirdi. Olabilirdi. Farklı bir kadro çıkarabilirdi. Ya şimdi şu kadronun da amacı bence o zaten. Olayın tabii iyi bir kadro çıkardı. Evet. Yani şimdi ben Alanya'nın diyorum ki hocası maçlarını ben kesin bakarım. Ben o zaman bakarım kadroya, biliyor musun? Bir saat evvel belli oluyor ya. Bir rahatlamışımdır. Rahatlamıştır hocam. Kadroyu görünce değil mi? Tabii kadro iyi kadro. Hani bu koşan mücadele eden bir kadro. Fakat ele alınsın şeye. Yani Başakşehir'i. Bravo. Tebrik ediyorum Emre'yi. Bütün yönetimi falan. İyi şeyler de yaptılar. Kutlamak lazım. Zaten Trabzonspor her seferinde Trabzonlar ya Trabzon'u kutlasın. Ya kardeşim her seferi kutlarıyoruz. 150 defa falan kutladık. Gene kutlayalım. Şey yapalım. Biraz evvel gelirken dedim ki yalnız Zeki'ye dedim ki bak Trabzonspor senin şampiyon olamaz dedim. Ama şimdi kızacaklar bana, biliyor musun? Böyle oynar. Ya 8-10 maça bakıyorsun. Ama kabul edilebilir bir durum. Ya işte fark oldu diye falan. Hani 3 evet. Hafta zaten şampiyonluğu garantilemiş. 3 orada gidiyor. Evet ama Zeki de diyor ki seni kadro diye ihtiyarlı ne dedin? Değiştirecek dedi. Tabii yani. Mutlaka kadroyu hem gençleştirip hem de daha güçlü hale getireceklerdir. Yani, kim mi oynatmayacağım mesela? 6-7 transfer yapacak. Forvet'ten kim oynatacak? 6-7 transfer yapacak. Mesela Edin Dişka. Savunmayı tamamen elden geçirecekler. Ha, savunma ilerisi orta saha. Bakayım'e kalacaksa tamam. Vişka var. Kanatlar iyi. Cornelius'un yanına. Cendi sonuçta kenar forvet. Orta belki bir santrafor da alacak. Orta sahayı da alacaklar mutlaka. Siopis var. Hamsik var. Bakasetas var. Oyun lideri bir oyuncu yani, alırlar. Yani belki giden Dorukhan oyuncular var. Olacak hocam. Belki giden oyuncular olacak. Belki Abdülkadir Ömür gidecek. Yani bilemezsin. Yabancılardan giden olabilir. Önümüzdeki sezon için Trabzonspor'un en gerekli iki transferi var. En gerekli. Oralar zaten yapacaklar. Sağ bek, sol bek. Tabii onları yapacaklar. Stoper de alacaklar. Stoper de alırlar alacaklar. Ama Edgar geri dönerse. Ama ne kadar dönecek de hiç bilemiyorsun yani, ki Becoy'un işte, be. Mutlaka yani. Alternatif bir sağ stoper, sağ ayaklı bir stoper alacaklar. Şu an planlamayı, programlamayı yaptılar zaten. Onu yaptılar. 6 ya da 7 oyuncu alacaklar ama
Giden oyuncular da olabilir. Yani Canini'ye teklifler var. İki takımdan teklif var. Al Nasır'dan, Al Hilal'den teklifler var. 6-7 milyon euroluk teklifler var. Belki satarlar. Koyita ile devam etmeyi düşünmüyorlar. O zaman tek santrfora kaldın mı? Orayı bir santrfor daha alırlar. Bence stoper kesin almaları lazım. Buraları alacaklar. Batshuayi yani menajeri tabii ki önerebilir. Yani sonuçta Beşiktaş ona bu sene kazandığının %50'si daha az. Batshuayi 3 milyon euronun üzerine Beşiktaş'ta oynuyor. 1,5 milyon euroları kabul ederse kalır. Çünkü Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Başkanı'nın böyle bir düşüncesi var ama kabul eder mi? Orası ayrı. Ama yani Chelsea'ye dönerse de orada tekrar kiraya verilirse belki Trabzonspor böyle bir oyuncuyu da düşünebilir. Ben Batshuayi evet direkten dönen topu fazla oldu, çok gol kaçırıyor ama sürekli oyunun içinde stoperlerin çok başını ağrıtıyor. Çok savunmayı yoran bir oyuncu ve çok hırslı bir oyuncu. Böyle oyuncular bizim ligimizde çok iş yapar. İyi Beşiktaşlara sor bakayım ne diyorlar? Ya Beşiktaşların tabii ki saygı duyuyorum yani. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey olur mu ya? Ya şanssızlık ya ben adamı ya ben... Hocam bir şey söyleyeceğim. İyi kötü bu kadar eleştirdiler. Özellikle Beşiktaş tarafı Batshuayi. Kaç gol attı bu adam bu sezon? 14 mi 15? Evet. 14 diye hatırlıyorum. Evet, 14 attı. 150 gol. Ligin gol kralı kaç gol attı? Umut Bozok 17. 20. Kaç oldu? 20. Umut 20. 20. Batshuayi'nin 14 golü var. 14 gol. Gol kralı? Şimdi gol kralına bakıyorum. 20. 20 golle gol kralı oldu Umut Bozok. Umut oldu. Ki Balotelli bugün 5 gol atıp da 18 yaptı. Yani 18 mi 19 mu? 18. Balotelli'nin attığı 5. gol nasıl gol ya? Son yıllarda yani herhalde böyle bir gol daha atılmaz. Trivela mıydı? Yok Trivela değil. Hayır önce Rabona mıydı? Önce Rabona. Rakibini 5 kere falan çalımlıyor sonra. Bir makas yaptı. Müthiş bir vuruş. Öyle bir teknik yok ya. 8 ya da 9 tane yapıyor o makası. Sonrasında bir de Rabona ile bitiriyor. Yani Balotelli. Ama şey... Skorun vermiş olduğu rahatlıkta var. Mutlaka öyle ama. Ama attığı bir tane gol var. Hani durdurdu. Nasıl topa vuruyor ya adam çok ya? Büyük gol. Değil çok... Sen niye topa öyle... vurdun da? Evet. Öyle var onun. Arkadaş ilmesi. Evet burada da. Ya gündü. Ya o topun var ya elini kaldıramadı kaleci neredeyse ya. Milan'da oynarken attığı golün benzerini burada attı. Hangi takıma attı? Hangi maçta tam şimdi gelmedi. Her golü güzeldi bir de ya. Çok benzer bir gol attı. Yani vuruş, açısı, korkunç bir ivmesi var. O topun hızı ne kadar da acaba merak ediyorum. Ya. Hocam çok büyük meziyet nasıl istiyor biliyorsun ya? Değil mi? Hani bir hareket ama... halindeki topa açılmadan evet, çok net. Güçlü demek. Bacak kasları çok güçlü demek ya. Şeyde çok... de golde de böyle yaptı ya. Yaptı ya. Ben dedim sağdan geçecek, soldan geçip sol ben bir an düşecek ya? Zannettim. O kadar fazla yaptı ki. Yaptı ki dedi, yani o da dedim şaşıracak düşecek zannettim. En son Rabona yaptı. Alex'ten ya. Sonra bir maçta 5 gol atan ikinci oyuncu oldu ya. Ama müthiş bir adam ya. Vallahi helal olsun. Ben de benim oğlan içeride seyretme oğlum dedim şefe. Efe git şunu bir seyret dedim. Bak ne yapıyor. Bayılır mesela öyle şeyden. Abi çocuklar var ya. Onu yapan düşer dediğin gibi var ya. Bizim çocuklar ya bunu taklit edeyim dese yapamazlar o kadar. Yani müthiş bir şey. Sezonun en güzel golü Güven Yalçın derken bu gol oldu bence. Peki bir şey Güven söyleyeceğim Yalçın sana. Güven Yalçın'da şey. Sona saklamış. Şey, hadi evet, bakalım bir kafanızda bir soru işareti olmadı mı? Golden sonra yaptığı harekette. Acaba bir sinyal mi çaktı? Ne gibi? Ne yaptı golden sonra görmedin mi? O normal. Aslan hareketi yaptı ya. Nerede normal? Hayır her zaman yaptığı şeyler yani. Niye? İrticalen sevinçler hep farklı farklı oluyor. Balotelli'nin sevinçleri. Ben öyle görmedim abi. Mesaj mı var? Bana göre diyorsun. Mesaj var gibi geliyor yani. Bana göre hiç nereden yapsın onu ya? Ya hoşuna gitti. Gol sevincinde şey. Ama bu yani o birisi. Bazen kaybediyor kendini oyuncu ama. Yani acaba mı? Yani olabilir ki yani bakma hocam hani agresif oyuncu biraz hani derler ya deli dolu bir oyuncu ama bence zeki bir oyuncu. Evet, herhalde ya. Fenerbahçe alır mı? Mutlaka bir yere mesaj etmiş olabilir. Fenerbahçe alır mı? Ben onu ama yaptım. Şimdi şöyle büyük takım yani Balotelli orada lider. Büyük takımlarda sıkıntı zaman zaman yapma sıkıntı ya. Çıkarabilir. Yok orada canım. Çok rahat çünkü. Burada da rahat her edin. Türlü yani sağ dışındaki davranışlarına da müsaade ediliyor. Sanki büyük takımda taraftarla da diyaloğa girermiş gibi tabii, geliyor tabii. Balotelli. İki tabii, ıslıklansa girer. Çok susacak bir oyuncu değil gibi. Isıklanmaz ki abi. Şu hareketi yapan adamı nereye ıslıkacak? Olur ne olmaz hocam. Orada yani. Onu idare etmek çok yani. Önemli. Söylediğin takımda o hareketleri yapabilmek de bir farklı tabii. Bir şey istiyor. Ya şimdi bunu Fenerbahçe farklı maçında yapsa Fenerbahçeli olarak Beşiktaşlı veya Galatasaraylı veya Trabzonlu bunu yere göre koyamazlar. Sağ dışında çok farklı...
Vallahi yere göre yapamaz. Şimdi o hareketin sonu farklı. Gol olmasa bugün. Yok be yine şey yaparlar sana. Bugün şey değil mi hala bugün? Daha bugün daha. Geçmedi. gol olmasa şimdi Adana Demirspor taraftarı çok bir şey demez. Hareketi alkışlayabilir. Vurdu kaleciden döndü hareketi. Ama aynı pozisyonu büyük takımda bir yerde yapsa skor ne olursa olsun şey çekebilir, tepki çekebilir. Şunu da hatta yapıyorlar Ceyhun. İtalya'da Mancini ile çalışırken bir maçta bir topukla hani böyle hazırlık maçında, Amerika'daki hazırlık maçında ve Mancini onu oyundan çıkardı. Ama ona şey de yaptı o. Onu tepki yaptı ona. Tepki tamam da öyle tepki yaptı oldu. Attı dışarı. Bugün mesela şu yaptığı çalımı rakibi karşısında yaptı. 4 ya da 5 kez yaptı ya aynı hareketi. Pozisyon golle sonuçlanmasaydı hakem sarı kart da gösterebilirdi. Rakibi rencide edici davranışta. Yattı araya Gençler Birliği maçında gösterdiler çünkü. Yapma ya. Hayır gerçekten gösterdiler. Olabilir. Yattı ara sarı kart görmüştü Gençler Birliği maçında. Aynı oyuncu iki kez aynı çalım attığı için. Öyle ben bir de şeyi hatırlıyorum. Geri ya. Döndü tekrar çalım attı oyuncu. Balili'yi hatırlıyorum. Balili, hayır gösterebiliyorlar. Rakibi rencide edici davranış diye gösterebiliyorlar. Çünkü Yattar aynı şeyi yaptı. Çalımı attı, hocam, gitti döndü tekrar aynı çalım attı. Abi futbolun içinde olan bir hareket. Ya, mutlaka ama bunu yapabiliyorlar. Ne var o zaman? Centilmenliğe aykırı hareket diyor. Ay, bacak arası rakibi. Bacak arası ayrı. Aldiyo hep kırmızı vermeye lazım şimdi, o zaman. Bacak arası ayrı. Nasıl ayrı? Aynı oyuncuya mesela çalımı attın. Rakibi rencide edecek en büyük harekettir bacak arası. Çalımı attın, geri döndün aynı oyuncuya tekrar aynı çalım attın mı bu sefer hani fair play ruhuna aykırı. Antrenmanda bile kavga çıkar. Centilmenlik dışı davranış diye. Kendinden büyük birine bacak arası attığın zaman ya da dayak yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. Öyle sarı kart gördüğünü Yattara'nın. Öyle sarı kart olmaz. Yattara gördü ya, müthiş bir herif. Olmaz yanlış. Olmaz. Yani. Hayır olabilir. Niye şey centilmenliğe aykırı hareket diye. Abi, rakibi yani, rencide ediyorsun yani, diye. Niye gereksiz diye. Ya bugün yaptığı mesela 5-6 sonuçlandıramadı mesela. Bence pozisyon. Abartıyorsun. Onun sarı kartı olmaz ya. Bana göre de Yattara'ya da gösteren bana hakem da kimse hata yapmış. Ben pozisyonu bulup sana izletirim. Yok ama şimdi sonra şöyle yapar. Mesela atmıştır çalımı yere tekrar geldi, tekrar geri onu yaptığı bir için daha yapmıştır aynı şeyi. Aynı şeyi yaptı. Yattara bunu çok yapıyordu evet zaten. Yattara var ya müthiş bir adamdı ya. Zevkle izlediğim bir adamdı ya. O rakip, yüzden sarı kart görmüştü zaten. Hayır ama rakip de aldanmasın. Ona göre dursun karşısında canım ya. Hiç. Biliyorsun ya sen bu adamı yani hareketi yapacağını.